Şimdi bu bakteri ilk 1997'de İsrail Türkiye'ye 480 İsrailli Mossad casusunu gönderdi. 480 kadın Türkiye'ye çiçek getirmedi, gül getirmedi. Ne getirdi? Bak, kene getirdi. Evet, maalesef. Bizim vatandaş da bilmiyor bu ne? Kene. Sekiz bacaklı kene. Türkiye'deki piknik alanlarına bu keneleri yaydılar. Fakat bu kene normal kene gibi değil. Biz köyde eskiden küçükken ben koyunların kuyruğunun altında, karnında keneler olurdu. Böyle kanın emer. Bunlar zarar verirdi. Koyuna kopar atardık. Onun bir bakteri taşımaz. Bu sekiz bacaklı kene İsrailler tarafından özel olarak yetiştirilmiş, GDO'su bozulmuş ve bunun içerisinde özel bir bakteri yetiştirilmiş. Borrelia burgdorferi. Bu bakteri çok çok tehlikeli. Günümüzde bilinen bütün bakterilerden işte şu bakteri tehlikelidir. Hangi organa girerse o organda farklı farklı hastalıklar tetikler. Bu nedenle kimi romatizma olduğunu zanneder, kimi otistik hastalığı teşhisi koyar doktora giderse, kimi Behçet hastalığı koyar. Bazen MS hastalığın semptomlarını tetikler. Muayene olduğunda hasta, doktorlar MS hastası der. Nitekim Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan araştırmalarda hastalar MS hastalarının %30'unun aslında Lyme hastası olduğu ortaya çıktı. Çünkü Lyme hastası hangi organdaki hangi bakteri, virüs ve mantarla ortak yaşıyorsa onun üretmiş olduğu, sebep olmuş olduğu hastalıkları tetikler. Taklitçi. Bu nedenle bu bakteriye ne denir? Taklitçi bakteri de denir. Aynı Fethullah Gülen terör örgütü gibi. Allah'tan büyük bir felaketle karşı karşıyaydık. Evet. Kurtulduk uçurumdan. Allah bir daha bu duruma düşürmesin. Amin. Şimdi bu bakteri virüs vücuda girdiği zaman huzursuzluk, sırt ağrısı, yorgunluk, bacakta ağrı, uykusuzluk, huzursuz bacak sendromu, kulak çınlaması, çift görme, baş dönmesi, bacakta ağrı vesaire vesaire birçok hastalık semptom ortaya çıkabilir. Demek ki İsrail'den gelen her turist efendim ne yapmıyor? Türkiye'ye döviz getirmiyor. Bazıları da tehlikeli madde getiriyor. Bu nedenle Evet. bizim milli istihbaratımızın iyi çalışması, sivil polisin iyi çalışması gerekiyor. Kene ısırdığı zaman kişinin herhangi bir yerini ısırdığı yerde böyle dana gözü dediğimiz bir göz şekli oluşur. Ortasında kırmızı bir nokta, etrafında açık bir renk, onun etrafında halka gibi bir kırmızı nokta oluşur. Böyle bir durum oluştuğu zaman bu önemli belirtidir. Hemen doktora gitmek gerekir. Kene. Mutlaka bu bakteri için bir kenedir. Birçok canlı bu keneyi yer, keneyle beslenir. Birçok canlı, tavuk, efendim böcekler, eşek arısı, karınca, örümcek, fare, köstebek, keklik vesaire. Birçok kanatlı uçar uçmaz, kemirecik, kemirgenler vesaire keneyle beslenir. Ve ne oluyor? Bakteri o canlıya geçer. Evet. Koyun sütü, inek sütüne de eğer ki koyunda veya inekte bakteri varsa Borrelia burgdorferi süte geçer. Süt bu nedenle çiğ içmek risklidir. Dikkat etmek gerekir.